Öklit sorularında arkadaşlar x çar şeyi bir kenara bırakmak lazım. Yani x y eşittir z kare değil. Ben şunu daha çok önemsiyorum. x çarpı tabanın tamamı yani 18 eşittir 12'nin karesi. ÖSYM de soru sorarken biraz daha bunları önemsiyor arkadaşlar. Kendisine konulan olan parça çarpı tabanın tamamı. Böylece x eşittir 8 geldi. D eşittir. Hemen şöyle yapabiliriz. Normalde kuraldan da söyleriz ama 16 eşittir x çarpı x artı y doğru mu? Kendisine ek olan parça çarpı tabanın tamamı. 64 eşittir y çarpı y artı x. Böylece arkadaşlar taraf tarafı oranladığımız zaman 1 bölü 4 eşittir x bölü y yaptı. Cevabımız e şıkkı. Dikten indiği zaman ökleti bir hesaba katmak gerekiyor. Burada bir kere 5, 12, 13 üçgeni zaten var. Dikten de dikindiği için x kare eşittir 3 çarpı 12 36. x arkadaşlar 6 oldu b şıkkı. Muhteşem üçlüyü unutmayalım arkadaşlar. 3 kök 2 burası da 3 kök 2 burası da 3 kök 2 gördüğünüz gibi. Ve 18'den 16 çıkarsa eh da pisagordan kök 2 oldu. Şimdi dikten dikindiği için ökleti kullanma zamanı 4 kök 2 oldu ah karesi. 16 çarpı 2'den 32 BH çarpı HC'ye eşittir. Böylece bakın x de 8 oldu. A şıkkı. Şimdi burada aslında 90 derece var. Bakın buraya alfa dersek burası 90 eksi alfa olur. Mecburen zaten bu alfa olduğundan bak 90 oldu. Dikten dikindi içinde öklit. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. X kare eşittir. 6 çarpı 21. Böylece arkadaşlar x eşittir. 3 kök 14 oldu. B şıkkı. Dikten dikindiği için ökletiği bir yapalım. 3'ün karesi 9. BH çarpı H'ye eşittir. Bu yüzden BH 9 olur. Sonra AD de 9 olacak. Şimdi artık burada büyük üçgende ökleti yapalım. AH karesi 144 eşittir. 9 çarpı 1 artı X. Böylece X 15 oldu arkadaşlar. A şıkkı. Dikten dikindiği için hep ökleti yapacağız. Bakın burada şimdi 1. 2 olduğu için şu üçgende CDA üçgeninde bakın 2'nin karesi 4. 4 eşittir. Kök 2'yi 4'e bölersek haliyle 4 bölü kök 2. 2 kök 2 yapar. Demek ki AH 2 kök 2. Aynı şekilde şu ABC üçgeninde öklit. 2 kök 2'nin karesi AH'ın karesi yani 8 eşittir. 2 çarpı BH arkadaşlar. BH'ın tamamı da 4. Bu arada e, şu EH'ı da bulmam lazım. Onu da nereden yapacağım? EH çarpı 2 kökünün karesine eşit. Çünkü burada da öklit var bakın EDC'de. Demek ki EH 1'miş. EH 1 olduğuna göre BH 4'tü. X'e de 3 kaldı. C şıkkı. Dörtgenin alanı denmiş. İşin içinde dikkat edin. Bir öklit var. Dikten dikindiği için. Ve A dersem buraya da A dersem tamamına B diyorum bakın. HC'ye değil. Öklit neydi? Kendisine yakın olan parça Çarpı tabanın tamamı. A çarpı B. Tabanın tamamını B dedim çünkü. Ve aynı zamanda dikdörtgenin alanı da A çarpı B. O zaman 64 oldu. Bu şekilde sınavda sorulan sorularda oluyor. Kendisine yakın olan parçalı olan öklit daha önemli arkadaşlar. B, D, D, eşitlenmiş. Dikkat edin lütfen. Şimdi bakın. Burada dikten indiği için mecburen öklit yapacağız. İlk öklidimi de DC'ye tamamına B diyerek yine BD'ye B diyerek yapacağım. Kök 2'nin karesi eşittir EDC üçgeninde A çarpı B'dir değil mi? Haliyle 2 eşittir AB oldu. Bu dursun kenarda. E, aynı şekilde x kare eşittir a çarpı 2b. x kare eşittir bakın. a kendisine yakın olan parça. Tabanın tamamı 2b. Şimdi bu 2ab olduğuna göre ab'yi zaten 2 bulduk. 2 çarpı 2'den 4 eşittir x kare. x de demek ki 2'ymiş d şıkkı. Fena bir soru değil. Burada arkadaşlar şu alfa alfa dersek bakın şimdi. Şuraya da hadi ben şimdilik görmeniz lazım ama bb diyeyim. 2 iç bir dıştan dolayı 2b 2 alfa yapar. Yani aslında b'ler de alfadır. Böylece arkadaşlar şuraya 90 eksi alfa dersek Alfa oldu. Kendiliğinden E açısı 90 geldi şu üçgende. E, D, A üçgeninde. O zaman E açısı da yine 90 oldu. Dikten dikindiği için artık 36 eşittir. 9 çarpı 4. HD'nin böylece 4 olduğunu gördük. Tabii ki dik üçgende muhteşem üçlüyü de sakın unutmayalım. Sonuç itibariyle AD, DC'ye eşitse BD'ye de eşittir. Bu yüzden bu da 13 oldu arkadaşlar. C şıkkı üçgende B, D, D eşit verildiği için bir kere o muhteşem üçlüyü görmemiz lazım. Bakın B, D, D eşitse A, D de bunlara eşittir. O kenarda dursun. Şimdi biz öklite dönelim. Dikten dikindiği indiği için arkadaşlar burada bir öklit olacak. DH 3 kalır. Neden? Çünkü AD'nin 5 olduğunu biliyorum. BD de bu arada 5. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninden 4. Artık burada X'i bulmak için de ne yapmam lazım? Normalde şu h e'yi bilmem gerekiyor. Onu nereden bulacağız? Öklit yardımıyla bulacağız. 9 eşittir h e çarpı 4. Böylece h e arkadaşlar ne geldi? 9 bölü 4. X'e gelirsek artık x kare eşittir h e yani 9 bölü 4 çarpı tabanın tamamı. 9 bölü 4 artı 4. Buradan da 9 bölü 4, 25 bölü 4 arada çarpı var pardon. Bu x kare eşit. Her iki tarafın karekökünü alırsak x eşittir. 4'lü çıkacak. Burası da 3 çarpı 5'ten 15 olarak çıkacak. Cevap C şıkkı. Bu da açı ortay görünümlü. Aslında 90 alfa beta sorusu arkadaşlar. Ben biraz dik üçgenler fazla olduğunda alfa beta 90 yapmanızı öneririm. Burada da alfa alfa dersek. Bakın burası beta. Ters açıdan yine beta. Alfa 90 o zaman bakın burası da böylece beta olmuş oldu. Şimdi Artık ikizkenar bir üçgen gördük AE ve AD'de. Ben hemen tabana dikindiririm. İkizkenar bir üçgende taban veriliyorsa, taban soruluyorsa orada bir bunu yapmak lazım. Burası x bölü 2, burası da x bölü 2. Haliyle arkadaşlar yine Öklit kendisine yakın olan parça 3 artı x bölü 2. Hatta kesirlerle uğraşmayalım şimdi. Buraya A diyeyim, buraya da A diyeyim. Kendisine yakın olan parça 3 artı A, tabanın tamamı 3 artı 2 A. Böylece A'ya 1 verirsek 4 çarpı 5 olur. Hakikaten de A1 ise X de bunun 2 katıydı. 2 olacak E şıkkı.